Merhabalar Basit Olsa kanalına hoş geldiniz müthiş bir rally'nin içinde müthiş günler yaşıyoruz. Özellikle BBVA'nın garantiyi alma teklifinden sonra gerçekten güzel günler görüyoruz. Bir, birkaç gün gecikmeli olsa da en beğendiğim bilançoların 3. videosunu çekmek istedim. Bu da bu bilançoların döneminin son videosu olacak bilançolar anlamında. Daha sonrasında sizlere yine güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz. Zaten Kasım'ın başında çektiğimiz Kasım ayı hisselerindeki şirketlerimiz müthiş bir performans gösteriyor. Muhtemelen bu ay bir rekor kıracağız diye ümit ediyorum. Umuyorum ki Kasım sonu sonuna kadar da bu kadar e, güzel gidebilir ve gerçekten herkes güzel kazançlar elde edebilir Evet bugün beğendiğim 7 bilançoyu inceleyeceğiz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi aynı zamanda yorumlarınızı desteklemeyi de unutmayın destekleriniz benim için çok önemli Evet o zaman başlayalım İlk olarak aksa akrelik kimya Zaten birçok açıkçası yatırım şirketinin de müthiş beğendiği, kendi patronunun da fiyatlarda zirveler olmasına rağmen topladığı bir şirket çok iyi bir bilanço getirdi. Gerçekten herhalde bu bilanço dönemindeki en iyi bilanço getiren şirketlerden biri olabilir. Şöyle bakarsak direkt karneden ilk gösterelim. Burada Ciro'nun %96 arttığını, Favoy'un %80 arttığını ve net karın %321 arttığını görüyoruz. Gerçekten çok iyi bir rakam getirdi Aksakril Kimya. Burada şöyle bakarsanız zaten getirdi dedi karın ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz. 343 milyon. Buradaki en büyük mum. Ee, daha sonra dönem varlıklarda da 700 milyonluk bir artış var. Duran varlıklarda e, 160 milyona yakın bir artış var. Finansal borçlar biraz artmış. Net borç çok az azalmış. Öz kaynaklarda 300 350 milyon kadar artmış. burada net dönem karı yıllıkta çok iyi bir artış göstermiş. Esas faaliyet karı da 521 milyondan 880 milyona çıkmış. Fiyat kazanç oranı 7.46'ya çekti Aksa gerçekten iyi bir seviyeye çekti. Burada geçmiş piyasa çarpanlarına da baktığımızda fiyat kazanç oranının burada 2017'den itibaren alıyor. Gayet makul seviyelerde olduğunu görüyoruz. Burada baktığımızda en düşük neredeyse 4-5 seviyelerini görmüş. O da daha sonrasında 7-8, 10-11, işte 14-15 hatta 20'lere kadar fiyat kazanç oranı görmüşlüğü var son 3 senede. Bu kağıt devam ederse fiyat kazanç oranını aşağılara çekebilir. Burada 1 milyar 400 milyonluk bir e, kar gelebilir belki önümüzdeki sene. 1 milyar 400 milyonluk bir kar geldiğinde ise burada fiyat kazanç oranını gerçekten diplere çekiyor. Yani burada Aksa evet e, bilançodan sonra da güzel prim yaptı, bilançodan önce de güzel bir prim yaptı. Ama burada bakarsak tekrar piyasa çarpanlarına döndüğümüzde e, şuradaki 15'lerden 23'lere kadar e, çıkmış olmasına rağmen Halen e, getirdiği bilanço ve işte getirdiği karlar ciro dolayısıyla bence e, güzel bir fırsat barındırıyor. E, bugün %1.37 yaptı. Yani büyük bir halinin yaşandığı bir günde bence Aksa burada e, geride kaldı. Endeks ve diğer hisselerde gitmeye devam ederse burada Aksa fırsat yaratabilir. Uzun vade için ben e, bilançosunu çok beğendim gerçekten. E, uzun süredir fiyatı çok primlenmeye başladığı için açıkçası e, çok fazla e, yatırım yapmıyordum. Daha çok izleyiciydim. Fırsat buldukça belki aksa da toplayabilirim. Bilançosu çok güzel. Dediğim gibi en beğendiğim bilançolardan. Evet ikinci şirketimiz Şok. Şok marketler. Ben Şok marketin bilançosunu da beğendim. Niye derseniz normalde çok daha önceden işte finansal anlamda sıkıntı yaşayan bir şok vardı. Ee, burada bakarsanız artık düzenli olarak gelir getirmeye, kar etmeye başlayan bir şok var. Ve geçen seneye göre kıyasla da cirosunu %32 arttıran, favoyunu %30 arttıran ve net karını %188 arttıran bir Şok market var ee, burada 20 milyar lira artık e, cura yaptığını görüyoruz şok marketin esas faaliyet karı artmış net dönem karı zaten artmıştı dönem varlıklar artmış duran varlıklar artmış finansal borçlar aynı seviyelerde e, net borçta yakın seviyelerde öz kaynaklar burada 368 milyondan 490 milyona çıkmış. Burada bir iyileşme var zaten bu artık görülebilecek bir iyileşme. Bir anda zaten böyle 11'lerden işte 10.5'lardan 12-13'lere çok hızlı bir şekilde geldi. Şu anda fiyat kazanç oranı 17.5 ama burada borçlarını da azalttığında düzenli kârlar getirdiğinde bir de şöyle bir haber var Getirle biliyorsunuz bir işbirliği içerisinde. Bunun da gerçekten onunla yansıyacağını düşünüyorum. Hem getir için hem şok için getir çünkü şokun marketlerini depo olarak kullanacak. Şok da getire dijital anlamda bir işbirliği. İşbirliği olacak o yüzden e, bu anlamda cirosunu mutlaka arttıracak bir e, olay olduğunu düşünüyorum güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyorum burada şok markette bilançosunu beğendiğim şirketler arasında daha sonrasında borçları azaldığında ve şu ceza işi pek sıkıntı yaratmazsa tabii öyle bir sıkıntı var cezadan dönebilirlerse gerçekten Biraz daha iyileşmeler olduğunda çok yani bu cirolardan sonra çok iyi karlar da görebiliriz şok market tarafında. Şöyle piyasa çarpanlarına baktığımızda görüyorsunuz yüksek FK'lar, eksi FK'lar, e, sıkıntı yaşayan bir e, şok market görüyorsunuz ve daha sonrasında burada bakın iyileşmeyi görüyor musunuz? Yani bir anda 17'lere kadar geldi. Bu fiyat kazanç oranları dediğim gibi borçlar kapanırsa borçlarını döndürebilecek duruma gelmeye başladı. Eğer cezadan da çok yara almadan çıkabilirse burada şok açıkçası benim beğendiğim bilançolardan biri oldu. Piyasada zaten bu şekilde ilerliyor. Bugün de 5.50 yapmış. Üçüncü şirketimiz Aksen. Aksen de benim çok beğendiğim yine bilançolardan. Aksen'in cirosundaki artış yine müthiş. 5 milyar 267 milyondan 8 milyar 322 milyona gelmiş. Esas faaliyet kârı 768 milyondan 1 milyar 350 milyona. Brüt Brüt 885 milyondan 1 milyar 459 milyona gelmiş. Net dönem karı da 355 milyondan 813 milyona çıkmış. Dönem varlıklar artmış, duran varlıklar artmış. Burada finansal borçların çok az azaldığını görüyoruz. Net borç biraz artmış. Fakat öz kaynaklar 5 milyar 333 milyona çıkmış. 4 milyar 990 milyondan. Burada zaten net karın nedenle arttığını görüyorsunuz. Bir de son zamanlarda e, biliyorsunuz ihracat da yapan bir şirket Aksen. O yüzden dövizin artışı Aksen'e olumlu etkileyecektir. Ve aynı zamanda bu son zamanlarda bir elektrik zammı da bekleniyor. Bu elektrik zammı gelirse Yurt içindeki gelirleri de artıyor olacaktır Aksen'in. Burada karnesine zaten bakarsanız %58 Ciro'da artış, %55 Favok'ta artış, de net kârda artışı görebiliyorsunuz. %100 de bedelsiz yaptı geçtiğimiz haftalarda. Şöyle piyasa çarpanlarına da baktığımızda eksi FK'lar görüyorsunuz. 2017 yıllarında burada zararlar ediyordu Aksen. Daha sonrasında bir anda kâr etmesiyle beraber... 5'ler, 6'lar, FK'lar ve 12 13'lerde takılan bir FK vardı. Karlar geldikçe bu FK düşüyor tabii. Fiyat kazanç oranı e, düşüyor. Bu anlamda şu anda 9.74 fiyat kazanç oranı. Fakat bu sürdürülebilir bir kar olabilir ve bu sürdürülebilir karın ötesinde bu kar büyüyebilir. Eğer ihracattan gelen gelir kar artarsa elektrikten gelen kar artarsa burada belki 400-500 milyonluk çeyreklik kar görebiliriz. Burada 400-500 milyonluk çeyreklik kar geldiğinde zaten bu fiyat kazanç oranı 7'lere, 6'lara hatta belki 5'lere kadar inebilir. O yüzden aksini beğeniyorum. Yakın zamanda yatırımları da devam ediyor. 2022-2023'te de bitecek projeleri var. Oradan da gelebilecek gelmeye başlayacak. O yüzden bu karların ben yükseleceğini gerçekten düşünüyorum ilerleyen zamanda. Bu bilançoyu da çok beğendim Aksen'de. Ve evet, dördüncü şirketimiz Migros. Ciro çok güzel arttı. Brüt kar yine güzel artmış. Esas faaliyet karı arttı. Favök arttı. Ve net dönem karı geçtiğimiz sene zarardan bu sene artık 367 milyon kara döndü. Burada dönem varlıkların müthiş arttığını görüyorsunuz. 6 milyar 800 milyondan 7 milyar 160 milyona. Duran varlıklarda da artış var 300 milyon kadar. Ve finansal borçlar yakın seyretmiş ama borçlarını en azından artık döndürüp kar edebilecek durumda. Burada net borçta da müthiş şekilde azalma görüyorsunuz. 600, 600 milyon kadar ve öz kaynakları ilk defa 170 milyona çıktı. Uzun süredir çok kötü durumdaydı. Görüyorsunuz ne kadar zararlarla uğraşıyordu. Ama şu anda Migros artık borçlarını ödeyebilecek duruma geldi ve döndürmeye başladı. Zaten piyasada bir anda 32-33'lerden 39'a kadar götürdü. Cezaya rağmen yani e, cezalarda bakalım nasıl sonuçlanacak ama ben açıkçası yani ödeyebilirler evet yani zaten ödeyecekler ama hani geri iade olur mu olmaz mı göreceğiz zor bir dönem yani riskli bir şey ama piyasa riske rağmen görüyorsunuz 32'lerden 33'lerden bir anda 39'lara götürebiliyor. Burada satışlarda %22 artış görüyorsunuz. FAVÖK'te %33'lük artış var. Migros'ta benim beğendiğim e, bilançolardan şu anda fiyat kazanç oranı 29 32 ama burada e, zarar olduğu için ve aynı zamanda ikinci çeyrekte çok düşük bir kar geldiği için çok e, bir aslında anlamı yok. Burada borçlarını ödedi, ödediği takdirde düzenli olarak Müthiş kârlar edebilecek bir şirket. 6 milyar lira borç var. Evet çok zor ama bu borç kapandığında inanılmaz kârlar görebiliriz Migros tarafında. O yüzden benim Migros'ta beğendiğim bilançolar arasında oldu. Evet 5. şirketimiz Petkim. de sürpriz bir bilanço getirdi. Daha sonrasında hızlı da prim yaptı aslında. Zaten şu an tam hatırlamıyorum ama Kasım ayı hisseleri listemizde de olabilir. Vardı diye hatırlıyorum. Eğer zaten varsa ay sonunda getirisine bakıyoruz. Geçtiğimiz ayki paylaştığımız hisselere. Ciro'da burada 8 milyardan 19 milyona çıkan bir Ciro var. 922 milyondan 4 milyar 135 milyona çıkmış esas faaliyet karı. Net dönem karı da 424 milyondan 3 milyar 922 milyona çıkmış. Burada satışların, favorinin ve net karın artışını görüyorsunuz. Evet tabi burada işte kar marjlarının arttığı bir dönem oldu Petkim tarafında. Fakat burada biraz normalleşmeler gerçekleşiyor olsa da Petkim şu anda gerçekten iyice ucuzladı aslında piyasaya göre. Bu çeyrekte 1 milyar 702 milyon e, kar geldi. Burada işte marjlar normalleştiğinde 4 milyar bile kar gelse temettü veren bir şirket için gerçekten bu anlamda iyi bir e, miktar bence. Burada borcu çok fazla. Borcu da hızlı bir şekilde kapatmaya başladığını görüyoruz. Burada net borçta çok az bir azalma var ama finansal borçlarda gerçekten ciddi bir azalma var. 11 milyardan 9 milyar 870 milyona kadar çekmiş. Öz kaynaklar müthiş artmış. Dönem varlıklar biraz düşmüş. Duran varlıklar artmış. Bu anlamda ben Petkim'in açıkçası bilançosunu çok beğendim. Burada piyasa çarpanlarına da bakarsak görüyorsunuz 2017'lerde 17, 18'ler, 10'lar. Daha sonra çok düşük bir FK'lar geliyor burada muhtemelen bilanço dolayısıyla. Daha sonra fiyat kazanç oranı burada çok çok artmış ve bilanço tekrar düşmüş. Bilançolarla tekrar düşürmüş. Fiyat kazanç oranı petkim. Burada piyasa değeri defter değeri oranının da bakın görüyorsunuz 2'ler, 3'ler. 3'ler, 2'ler ve daha sonrasında şu anda piyasa değeri, defter değeri oranları da 1.70'lere kadar inmiş. Bu anlamda gerçekten aslında fırsat oluşturabilir. Ve FDF da yine görüyorsunuz çok hızlı bir şekilde bilançolarla düşüşler var ve şu anda FDF Havak 4.67. Hala çok süper konumda değil ama iyileşmenin olduğu e, nokta olduğu için açıkçası ben Petkim'in bilançosunda beğendim. Beklentilerinin de üstünde bir bilanço getirdi. Şu anda fiyat kazanç oranı 4.38. Yani bu bilançoyu yakın karlar gelirse de bu arada yani muhtemelen 6 milyar liralık bir kâr oluşabilir. Bu da bu FK'nın daha da aşağısında görebiliriz. marjda yılan normalleşecektir. Ama e, gerçekten e, borçlar da kapandığında güzel getiriler elde edilebilecek bir şirket Petkim'de. Evet. Altıncı şirketimiz hektaş oldu. Hektaş uzun vadeli bir şirket. Açıkçası benim hep pahalı bulduğum, halen pahalı bulduğum bir şirket. Artık gittikçe fiyat kazanç oranlarında da normalleşme olduğunu sanki görüyoruz. Geçtiğimiz seneyle şöyle kıyaslarsak, geçtiğimiz seneye göre %100 bir ciro artışı var. %95 bir fabrik artışı var ve %47 net kar artışı var. Cirosunu büyütmeye devam ediyor, net karını büyütmeye devam ediyor. Bu anlamda hektaş... yani işte 100 milyonlara çıkabilirse en azından net karda senelik şöyle 400-500 milyon kar ederse en azından biraz daha normalleşmeye başlayacak. Ama hedefleri, yatırımları büyük bir şirket. Burada biraz daha uygun olması için yani birkaç sene içinde 1 milyar, 2 milyar net karları görmek gerekiyor. Bu da olmayacak bir şirket değil ama uzun vadeli bir şirket. Ben buradaki bilançosunu da beğendim. Yani satışların iki kat artması, net karın güzel artması, esas faaliyet karının güzel artması benim hoşuma gitti açıkçası. Hektaş'ta. Şöyle piyasa çarpan Onlarla da bakarsak burada 15'ler, 17'ler, 15'ler fiyat kazanç oranı 9, 10, 10. Daha sonra yatırım haberleriyle beraber ve işte böyle bir yoğun taleple beraber 40'lara, 38'lere gelmiş. Şimdi bilanço ile beraber ufaktan 30'lara kadar indi. Bilançonun daha iyi gelmesi lazım ki ortalamasına biraz yakınlaşsın. En azından 15'in altında bir fiyat kazanç oranına düşmesi belki burada daha alım için doğru zaman olabilir. Tabi piyasa önden de fiyatlayabilir. Ama ilk beğendiğim bilançolar arasında Ciro'daki güzel artış, Favok'taki güzel artış ve Netker'deki güzel artışı beğendim. Umuyorum daha iyi karlar getirerek fiyat kazanç oranını çok daha iyi seviyelere bir an önce getirebilir. Şahsen bana göre şu an pahalı ama gelecekte uzun vade için güzel bir şirket. Yatırımları da çok güzel. Yaptığı iş de çok güzel bence. Türkiye için, tarım sektörü için çok iyi bir işler yapıyor. Ve son şirketimiz de Parsan makine parçaları sanayi oldu. Parsan benim son e, beğendiğim bilançolar arasında bu bilanço döneminde Parsan'la kapatıyoruz. Parsan'ın şöyle karnesine bakarsak %111 ciroda büyüme var. Favec yüzde %132 ve net karda da %341 lik bir büyüme var. Ve karı çok iyi büyümüş. 96 milyonluk bir kar var. Geçtiğimiz sene 38 milyondu. Fiyat kazanç oranını 9'a çekti. Bu kar sürdürülebilir mi? Olabilir. Çünkü ihracat var, işler büyüyor, yeni projeler alıyor ve dolaylı ihracat tarafı var. Buradan da net karı artabilir. Ee, şu anda 96 milyon. Bu 96 milyon biraz daha düzenli olsa, senede 400 milyon kar gelse burada fiyat kazanç oranını 6'lara kadar çeker. Bu da bence Parsan için güzel bir rakam. Güzel büyüyen bir şirket. Umuyorum devamını getirir. Ee, burada dönem varlıklar çok az artmış. Duran varlıklar yakın. Finansal borçlar yakın net borç biraz azalmış öz kaynaklar biraz artmış dediğim gibi burada düzenli net dönem karını sürdürebilirse karlarda ve satışlarda da büyümeler gösterebilirse burada Parsan bence güzel bir şirket. Tabi ee, tabii burada fiyat kazanç oranının daha aşağıda gelmesi değerlen zamanlarda güzel olur yatırımcılar için. Ama bilançosunu beğendiğim şirketler arasında Parsan. Evet Parsan'la kapatıyoruz e, bilanço dönemini. Umuyorum morale sürdürebiliriz ve yeni hedefleri e, böyle hızlı hızlı geçeriz. Borsamız ucuz bir yer. Dünya için de ucuz bir yer. Bunun en büyük örneğini BBVA'nın garantiyi alma Teşebbüsünden görebiliyoruz. Teklifinden görebiliyoruz. E, bu anlamda umuyorum borsa hak ettiği yere gelir. Dolar anlamında da hak ettiği yere gelir. Hala çok ucuz aslında dolar bazında baktığımızda. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde e, çok güzel videolar gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın. Borsayla kalın.